İyi misin anne? İyiyim kızım, ben iyiyim. Belli yüzünden. İnsan neden babasını seçemez? Doğmama sebep oldu diye kendini babadan sayıyor, hale bak. Çocukluğumdan beri başımıza ne acı geldiyse hep altından babam çıktı. Başka bir adamla evlenseydin belki biz olmazdık ama sen daha mutlu olurdun. Kızım, kimsenin nasıl olduğunu tecrübe etmeden anlayamaz ki insan. Hoş, benim seçme şansım da olmadı. Rahmetli anneciğim derdi ki, kocanın iyisi 40 yıldan sonra belli olur. Hatta o zaman bile olmaz. Ama benim Allah'tan tek dileğim senin doğru yolu seçmiş olman. Yusuf sana da çocuklarına da sahip çıkar. Siz hiç üzülmezsiniz. Biz diye bir şey kaldıysa tabii. Anne, aramaya çekiniyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ne diyeceğim ben? Zümrüt gözüm benim. Yusuf senin kaderinde varsa eğer sizi birbirinizden kimse ayıramaz. Bitti dersin. Bir bakarsın yeniden başlar. İki cihan bir araya gelse sizi birbirinizden ayırmaya kimsenin gücü yetmez. Öyle mi dersin? Sen hiç merak etme canım benim. Her şey yoluna girecek kızım. Anne. Hadi ıhlamur kaynattım. İç birazcık. Soğutma. Kızım sen beni bırak da şu Yusuf'u bir ara. Sabahtan beri için içini yiyor. Senin her şeyi anlatman en doğrusu. Arayamam dedim ya anne. Arasam ne diyeceğim ben ona? Ne konuşacağım şimdi? Her şeyi olduğu gibi anlatacaksın kızım. Babamın ettiklerinden dolayı annem de böyle bir çare düşündü diyeceksin. Bak şimdi anlatmazsan iş daha da büyür. Altından kalkamazsın. Allah bilir oğlan babanın ettiklerinden sonra Hamiyet Hanım'a neler anlattı. Of anne. Bekleyelim biz biraz daha. O arar belki. Sen bilirsin kızım. En son konuştuğumuzda sinirliydi zaten. Kim bilir babamla konuştuktan sonra ne hale gelmiştir. Siz aranıza kimseyi sokmayın. Ya bizim yüzümüzden ağzınızın tadı kaçmasın. Başkasının tefiyle oynayanın vay haline. Ben ne sevdalar gördüm. Yürekleri deli gibi yanarken ana babasının tek kelimesiyle küllenip giden. Siz birbirinize sahip çıkın kızım. Doğru bildiğiniz yoldan da hiç şaşmayın. Olsun hep birlikte kalalım. Tamam mı? Söz. Bu kalbim artık yalnızca senin. Yarım sırıtıyorsun. He?
Tabii, düşündün taşındın. Babanın doğru yaptığını anladın. Buradan çıktım, doğru şirkete gittim. O Yusuf denen adamın havasını fıs diye söndürdüm, geldim. Hadi iyisin, iyisin. Sakın dokunma bana. Kızım. Bana kızım deme. Bu zamana kadar atamsın dedim. Büyüğümsün dedim. İdare ettim seni. Ama artık yeter. Bir daha anneme dokunursan, onun canını yakarsan, bu dünyada bir annem bir kardeşim der silerim seni. Sahip olduğum hiçbir şeye de yaklaştırmam. Niye öyle diyorsun kızım, aşk olsun. Ben sizi ne kadar severim bilirsin. Hem biz bir aileyiz. Bir aile zamanı geldiğinde acıyı da paylaşmasını bilecek, tatlıyı da. Hem ben ne yapıyorsam senin haklarını korumak için yapıyorum. O yüzden mi vurdun anneme? Vurmak haşa. Sadece elimin ayağını bilemedim. Yoksa ben onun üstüne titrerim bilirsin. Ben çocuklarımın anasına kıyamam. Ama bazen oluyor işte. Yani kantarın topusunu kaçırıveriyorum. Bana da boşuna deli Remzi demiyorlar. O zaman git özür dile annemden. Ne yap et gönlünü al kadının. Eğer çoluğunun çocuğunun anasıysa da bundan sonra ona göre davran. Tabii kızım. Ne demek? Ben onun elini bırakır, ayaklarını öperim. Anam. Kusura bakma, bir kazadır oldu. Hiç kendini boşuna yorma Remzi. Kızla konuştuklarını duydum. Havva'dan bir çıkarın olmasa umurunda olmaz kimi yakıp yıktın. Öyle deme Şeref. Remzi. Ne hikmetse bu kazalarının hiç sonu gelmek bilmiyor. Belki evlendiğimizden beri surat yaptığındandır Şeref Hanım ha? Baştan beri bilmiyorum sandın ama biliyordum bana zorla vardığını. Hep unutmaya çalıştım. Tafrana, takazana hep tahammül ettim. Sen bana varmadan çiçek gibiydin. Ne zaman nikâhıma girdin, soldun, buruştun. Çünkü surat astın. 3 çocuğumuz oldu ama seni güldüremedim. Ne yaparsam yapayım, o yüreğindeki adamı unutmadım. Her kimse. Baştan beri bilmiyorum zannediyordun ama biliyordum. Ben deliyim Şeref, aptal değilim. Ama hep unutmaya, üstünü örtmeye çalıştım. Şimdi de sen benim gibi yapacaksın. Bundan böyle ne yaparsam yapayım, benim yanımda duracaksın. Havva delenip de bu işi bozmaya kalkarsa babandır. Ne ederse boyun eğdireceksin. Havva senin yüzünden bana terslenmeyecek. Kızımla aramıza girmeyeceksin. Anladın mı Şeref Hanım? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.